Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Neuwirth'teki değişen not sistemini size anlatacağım. Hemen size konuyu A'dan Z'ye anlatacağım ama ondan önce bir duyuru yapalım. Şimdi iyi kötü Neuwirth'te birinci yılımıza yaklaştık. Ben geçen yıl bu zamanlar Neuwirth'e başlamıştım. Red Server'a yakın zaman. Bir yılda 206 tane video yaptık. Yani tek düze artık hepsi iyi midir kötü müdür bilmem. Event'ını yaptık, güncellemesini yaptık. Artık bundan bir tık ötesine gitmek istiyorum. Yani tek düze değil de biraz daha profesyonel. Hani bir gün oturup adam gibi montajlayıp işte size ekrana daha iyi bilgiler verip daha iyi araştırıp daha da detaya girmek istiyorum. Yani o hani mesela izliyorsunuzdur Begins nasıl yapıyorsa ekrana şeyler koyuyorsa ben de o şekilde tek düze bunları öğrendim. Bir yandan da araştırıyorum. Şimdi bir videoyu ulaştırmak 4 saat sürüyor. 10 dakika çıkıyorsun. 4 saatte yüklüyorsun falan. Ondan sonra paylaşıyorum. Oradan da yayına gidiyorum. 8 saat yayın yapıyorduk. Bütün gün bu vaktimi alıyordu. Artık dedim hani bir gün videoya ulaşayım. Bir gün bana kalsın işte o günde ona kafa yorayım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani bir gün Neuwirth videosu oluyorsa 2 gün sonra gelecek. Yani 2 günde bir tane atacağım. O bir günde bizi boş mu bırakacaksın derseniz de tabii ki de hayır. O günde bir tane hikaye oyun olur. Başka tarzda bir oyun olur. Online bir kesit olur. Bir short videosu falan. Bunları atarım ki zaten yayın geçmişlerini de yüklüyorum. Oradan hani Neuwirth atmadığım günler yayındaki Neuwirth yayınlarımı takip edebilirsiniz. Tüm video olarak atıyorum. Loot sistemi için detaylı için bir tane lobby buldum. Ona da giriyorum. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bugün mutasyon girdik. Peki mutasyonda ne oldu? Kankalar birkaç gün önceden 3 Ekim'den beri şunu fark ettim. Dönemsel hani developer'ın bir şey demişti hatırlıyor musunuz? Loot sistemi değişiyor. 10 itemden artık bir item alacaksınız. Ve üstünüzde başınızda ne varsa onu atacak. Biz he deyip geçtik. Fakat bunu ciddi yapmışlar. Dungeon'da pardon Elite Run'lara başladım tamam mı? Bugün akşam 7 sularında. Firestab ve Flay ile oynuyordum. Şu Flay'e takılıydı pardon. 695 nerede? Ha. Kin Blessed Enchant'lı bir Flay'e taktım. Flay'ımın level'ını kasmak istiyorum. 20 yapıp şu an 18. Size 20 yapıp rehberini çekmek istiyordum. Sonra Firestab takılıydı. Fakat şunu fark ettim bak. Flay, Firestab. Ya dedim Firestab Flay atıyor. Ben dedim bunu değişeyim dedim. Ne yapacağız? İşte bir arkadaş dedi ki Bow Spear tak. Hem güzel bow düşer satarız para yaparız. Hem de güzel spear düşerse kendi oynarsın. Sonra bir baktım. Ya harbiden doğru diyor. Sonra bow bir taktım. Abi bir tane bow attı. 690. Daha sonra tak bir bow daha. Tak bir bow daha. Spear'ları görüyorsunuz. Hatta şu anki kullandığım şu spear'ı bile şeyde düşürdüm. Tempest'te spear takılırken düşürdüm. Bir baktım spear atmaya başladı. Dedim ne oluyor? Dedim madem böyle ben bu grid sword'u takayım dedim. Tam görevini yapayım. Hem de grid sword atacak mı bakayım dedim. 3 Ekim'den beri bir haftadır, 1,5 haftadır bana Grid Sword atmayan oyun Grid Sword atmaya başladı. 3 tane Grid Sword var. Şimdi dungeon'a 2 kere gireceğiz. Lobby bulduk. Az çok topluyoruz. Uzun video yapacak. Ben araları kırpacağım. Dungeon'da Firestab Flail gireceğiz. Şu an üstümdeki hepsini kıracağım. Bakalım ne atacak tamam mı? Ama şöyle diyeyim ya hatchet atmış daha ben hatchet elime almadım. Yani bir aydır falan hatchet oynamıyorum. Kıyafetlerde nasıl kardeş derseniz. Kıyafetlerde de olan şu. Medium pantolonum vardı. Şunu giyiyordum. Nerede o pantolonum yok. Ha pantolon kaybı. Şunu giyiyordum. Hep medium pantolon attı bak. Medium pantolon. Bak. Light. Bunu satacağız. Medium. Bak. Medium. Bak light. Bak light. Bunlar light da bundan dolayı attı herhalde. Şimdi ikincisi bunu attı. Dungeon'da şu vardı kafamda. Bundan önce de ne takıyordum? Heh. Şu medium'da o. Galiba şunu takıyordum. Şunu atmıştı medium. Şunu taktım ben. Şunu attım medium olarak. Şimdi heavy takılıydı. Nerede o? Şunu attı brimstone'dan. Bunu taktım. Dungeon'da da bunu attı bana. Şimdi garip oluyor. Çünkü light takıyorsanız light atıyor. Medium takıyorsanız medium atıyor. Heavy takıyorsanız heavy atıyor. Ve stat nasıl diyeceksin? İş ilginçtir ki medium pantolon atmış int. Medium pantolon atmış int. Intliydi. Medium pantolon cons. Bu şekilde atmış bana. Mesela bu da Dex int gene int atmış. Yani anlayacağınız loot sistemi birazcık harbiden ne giyiyorsan onu çalışıyor. Bu güzel mi? Güzel. Evet. Nasıl güzel? Sen önceden Bob Spear oynuyorsun. Lan 20 tane itemi takıyordun tamam mı? Aha dungeon'a da başlıyoruz. 20 tane itemi takıyordun. Şimdi sana sadece 2 item düşecek. Kendi 2 ile ilgili. Ne olacak sen gidip de tank oynamak istiyorsan abi bak benim gibi heavy takacak. Bu build'si yapacağım. Göğüslük light 2 tane heavy. İki tane de light taktık. Manyak zırhalıyorsunuz. Bunu da ileride videosunu yapacağım size. Detaylı bir şekilde. Max zırhları da karşınıza getireceğim. Ne takıyorsanız onu atıyor artık.
Bunlara aksesuarlar tabii ki dahil değil. Aksesuar ne attı dersen, konsolu şöyle bir şey yapmış. Lakmak var, amulet atmış bir tane böyle. Aksesuar, zırh ve silahlarınıza çok dikkat edin. Sen bak, bu bir level'dan itibaren diyorum. Yakında yeni başlayanlara ve oyuna geri dönenlere de rehber çekeceğim. Ne oynuyorsan onu atıyor. Kısaca bir elime maskı da aldım. İki tane maskı da attı. Ice oynuyorum. Gidiyor Ice atıyor. Ah bak, mesela bunu göstermemişim. Heavy takılı bana heavy atıyor. Ve bak, fire staff oynadığı için fire ışık ve fire perk'ü gelmiş. Yani bu bununla alakalı mı diyeceksin. Ben şu pantolonu düşürmüştüm. Fire staff varken elimde. Fire ışık, refresh pilar. Abi iki tane gene fire ile alakalı şey. Yani biraz da oyun elinde ne staff, ne daha doğrusu ne silah varsa onun perk'ünü atıyor. Elimizde belki nature tutacaksak. Heh. Life staff'la beraber bir tane gipsin makinesinden bunu craftladım. Bakın kolluk. Life staff vardı elimde. Bir Heather'a dönmüştüm. Asette ölmeyelim diye. Bana nature damage attı. Yani kankalar, siz kutu açarken, drop açarken, yerden torba alırken, edit açarken, asit dönerken, supply dönerken, o anki durumun nasılsa o şekilde atıyor. Şu an gördüğünüz üzere 500 intim, 88 konsum, 25 fokusum. Daha önce 25 STR, 25 dex, 25 fokus, işte 110 kons, 450 int oynuyordum. Bir karma karışık atıyordu, hani çeşitli atıyordu. Şimdi sadece dungeon'a int gireceğim, bir dungeon'a girelim. 8 tane eşyam var, görüyorsunuz. Bunlar duracak. Zırhları da temizliyorum. Dungeon'a gireceğiz. Çıktığımda hani Fire Staff Great Sword takılı şu an. Tamam, aynı böyle bozmayacağım. Böyle gireceğim. Bakalım kaç tane Fire Staff, kaç tane Great Sword atacak. Ondan sonra da bir tane daha gireceğiz. Onda da atıyorum Spear takacağım. Bir de alakası Rapier takarım. Veya Void takarım. Bakalım kaç tane atacak. Kankalar şu an iki tur döndüm. Fire Staff artık Great Sword ile hemen şurayı da bir alalım. Gördüğüm şu, gene bir Great Sword bombardımanına uğradık. Size de göstereyim istedim. Önce de almayayım. Şimdi droplar bunlar bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Great Sword. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de Fire Staff. Tabi Mask da atmış, Blade de atmış, Bow da atmış, Kalkan da atmış. Ama görüyorsun. Drop bu. Buraya geliyorsun. Şöyle bura karışmış. Light gözlük, light giyiyorum. Light pantolon, light giyiyorum. Heavy kafalık, heavy giyiyorum bak. Heavy chest atmış. Light ayakkabı, light heavy kolluk, heavy giyiyorum diye. Light ayakkabı, heavy donluk, light donluk, light donluk, light gözlük, heavy kafalık, heavy kolluk, light gözlük, light bak. Ne giyiyorsam yani 10 itemden 9 aynı kankalar. Şimdi bir tur daha gireceğiz. Bunda rapier ice yapmayı düşünüyorum. Bir böyle göstereyim. Bunları çıkartıyorum. Hemen şu rapierimi takıyorum. Yanına bir tane de şu ice'ımı takıyorum. Rapier ice taktık. Kıyafetleri değiştirmeyeceğim. Kolye falan da bu arada atıyor. Kolye çok değişmiyor. ZTR, Dex falan atmış. Yeni atanların statları soracaksanız Konst. Int atmış. Int atmış. Konst atmış. Bak int atmış gene. Konst atmış. Konst. STR Konst. Int. Bak inti vurguluyorum. Int çok fazla atmış. Dex Konst atmış. STR Konst. STR Dex. Dex Konst. Int. Yani biraz int giydiğim için daha fazla int atmış. Şimdi bakalım. Rapier'ı aldım. Rapier Ice oynayacağım. İki dungeon da Rapier Ice oynarız. Şu an üstündekileri kıracağım bunları. Bakalım kaç tane atacak. Kankalar bir 3 tur falan Rapier Ice oynadım. Hemen şuradan da son kutuyu açayım. Ya bunları gösterme sebebim hani kutudan ne çıktığını görün vesaire diye. 1, 2, 3, 4, 5. Başka var mı? Rapier 6. 7 tane Rapier atmış abi. Rapier şunu saydık mı tam bilmiyorum da. Ha şu var. 8 tane herhalde Rapier atmış. Bak düşün. Önceki yer Rapier bile yoktu. Aysa bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de Aysa atmış. Şunu saydık. Tam bilmiyorum yani. Dehşet derece şöyle baktığın zaman zaten Rapier'le görüş. Şunları arda arda attı bu arada. Aynı int ikisi de şirket içine çıpa atmış. Muhtemelen üstümdeki int de atıyor. Öyle bir şey de var. Hatta bir tık ilerisini söyleyeyim. Kankalar şunları çıkarttığımda bunu çıkarttığımda hep pan ayakkabı giyiyordum. Bunu çıkardığımda Faris tab kullanıyordum. Bunları bile etkiliyor olabilir. Yani şöyle baktığın zaman şöyle bir tane iki tane var Amber var, tamam mı? Kalkan niye bu kadar atıyor onu bilmiyorum. Bir spear attı. Bakayım bir tane Gridex attı. Bir şu Legendary spear attı. Başka bakıyorum. Aşağı Gridex atmış gene.
Farsi tab bir tane var. Şurada bir tane eşit göremiyorum. Şurada ne bileyim bir tane Great Sword var. Sadece bir tane. Diğer 14 silahtan ne bileyim bir Life Staff yok şurada. Şöyle bakıyorum. Life Staff yok. Kıyafetlere bakacak olursak göğüslük medium up. Bu sefer heavy kolluk. Yeni devam diyor. Light ayaklık. Medium atmış. Light atmış. Light. Doğru tutuyor. Şu heavy. Okey. Medium bu birazcık. 2 medium atmış mesela. Light tutuyor. Light tutuyor. Heavy mesela garip atmış. Heavy atmış gene. Okey. Heavy okey. Şu da heavy. Onu da okey. Yani önceki de dediğim gibi 10 tane item atıyorsa abi senin üstünde mesela şurada 10 tane itemden 9 ice. 10 tane itemden denildi 8 rapier. Bunları atıyor ve şöyle baktığın zaman mesela ne var? Bow. Abi bow attın mı? Bir tane var. Başka yok. Musket. Musket yok. Birçok silah burada yok. Yani ne giyiyorsan abi. Kalkanı niye bu kadar atıyor bilmiyorum. Çok fazla kalkan atıyor. Bu flail yeni geldi. Hani kalkan kullanım diye de olabilir. Veya drop'u da bu şekildedir. Ama ne kullanıyorsan artık onu atıyor. Yani bu ne demek oluyor? Siz ne oynayacaksınız? Rapier Ice mi oynayacaksın? Spear Bomb mu oynayacaksın? Great Sword Spear mi oynayacaksın? Hatchet mi oynayacaksın? Life Staff mı oynayacaksın? Yani Hellira döneceğim işte ya iyi bir Life Staff düşsün de Hellira döneyim tarzı demek yerine direkt pazardan ya da ezik bir Life Staff'la ilerlemen gerekiyor. Ya da dungeon materyali biriktireceksin. Gideceksin abi basacaksın. Çünkü artık bu işin şakası yok. Hani bakıyorsun şöyle. Farsi tap oynuyorsun. 2 tane atmış. İkisini de kullanmayacağım. Bitti. İşte hatchet kullanacağım. Abi hatchet var mı? Var ember'ımız var. Hatchet'ımız yok. Hatchet atana kadar diyeceksin. 10 daha önce hatchet atmayacak belki sana. Daha gene bak heavy. Gene bak heavy. Şunlar heavy. Yani ne giyiyorsan. Light mesela. Statlar da bir benzer atıyor. Yani troll stat yapmayın. Gidip 300 str large tap işte bir tane beacon bırakayım değil de tamı tamına oyun sizden trollük yapmayıp ne oynayacaksan ondan ilerlemeni istiyor. DPS mi? Abi buyur DPS. Tank mısın? Tank seçecek. Tank oyna. Tank item atayım diyor. Biraz güzel olmuş. Burada şöyle şeylikler görebiliriz. Mesela üzeri bow falan pahalıydı. Elitranlarda falan ben bow takıyorum. Hani güzel bow atar satarız diye. Dungeonlarda falan bazen Farstaff oynuyordum bir haftadır. Full Farstaff attı gideyim işte şu 700'ü belki öyle düşürdük öldüğümse. Hani işte şöyle güzel bir flail düşürmek istiyorsun mesela artifak'ı kullanamayacaksın. Atıyorum 625 de olsa şu flail'i takarsın. Statları da bu şekilde olur. O şekilde onlar düşer. Yani elinizde başınızda ne varsa artık onlar düşüyor. Bu güzel oldu. Güzelliğin yanında kötü de oldu. Artık evet DPS'ten tank elere dönerken biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Fakat size gereksiz item atmayacak abi. O da bir artıdır. Kankalar bu bugünkü yayınımdan bir kez orayı göstereyim dedim. Elimde Fire Staff Flail var. Ve şeyde de değiştiriyorum. Bow Spear'a geçiyorum. Gördüğünüz gibi bu bow'ları zaten size şeyde göstermiştim. Legendary. Bow Spear'a geçtikten sonra bak. Geçmişe göre sıralamışım. Zamana göre. 3 Spear, 1 Bow. Spear tekrardan. Aşağıları da Bow. Başka var mı? Herhalde yok. Ondan önce de Farstaff Flail takılıydı. Bak fark edecek misin bilmiyorum. Bir Flail, bir Farstaff, Flail, Farstaff, 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 Flail, Farstaff, Farstaff, Farstaff. İki Flail, Flail, Farstaff, Flail, Flail. Açık dünyada elitte, açtığınız chest'te, dungeon'da, her yerde PvP'de belki etki ediyordur. Outpost kutularında, görevin size verdiği kutulardan çıkan eşyalarda bile tam etki ediyor olabilir. Artık loot sistemi bu tarzda olacak. O yüzden başlangıçta ben diyorum 1.60 kasanları da buradan deyip onları detaylı video çekeceğim. DPS olarak devam edin. Ne oynamak istiyorsunuz? Oynayın ama sınıf değiştireceğiniz zaman tutup da işte bir eşya düşsün de ona geçeyim. Mesela çok zor ya yani onun legendary veya güzel itemin düşmesi. Ya pazardan ya da craftla şöyle ufak bir item craftlayıp onu takıp o tarzda itemler düşürebilirsin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bunu da daha detaylı size videosunu yapacağım ilerleyen kısımlarda. Her gün düşenleri şöyle bir notunu alacağım. Bununla girdim işte 25 tur döndüm bunlar attı. Bunlar işte 3 dungeon'da şunlar attı şeklinde. Daha detaylı bir analiz ilerisi yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.